Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere DeltaPass 3S Plus modelinin ikinci versiyon yazılımını tanıtmak istiyorum. Cumartesi gecesi saat 12'yi geçti. Ben hala çalışıyorum. Yaklaşık 10 saniye önce yazılımı tamamladım. Size göstermek için yarını bekleyemedim. Sabırsızlığımdan dolayı şimdi bir video çekiyorum. Dükkanda bir video çekiyorum. Allah nasip ederse, hava el verirse yarın da bir video çekeceğim. Arkadaşlar, temelde ne yaptık? Bu cihazda iki temel değişiklik yaptık. Birincisi toprak ayarla alakalı, ikincisi ayrımla alakalı. Bu zaten çok ciddi şekilde derin bir dedektördü. Piyasanın en derin dedektörlerinden biri. Toprak ayarında dedektöre Lorenz'da bulunan ground balancing dedikleri, hani şu arka tarafındaki metalde yazan toprak ayarı ground balancing durumu var ya, onu ekledik. Yani hem havada hem yerde iki tane tına yaparak toprağı görmeme, toprağı sinyalden çıkartma ekledik. Yani burada altını çizmek istiyorum bunun. Arkadaşlar, toprağı biz sinyalden çıkartıyoruz. Toprağı sinyalden çıkartmak ne demektir? Toprağı sinyalden çıkarttığınız zaman alet gümüşü görür demektir. Alet bronzu görür demektir. Alet demiri görür demektir. Alet bütün metalleri görür, sadece toprağı görmez demek. Peki toprağı kapatmak ya da işte demiri kapatmak gibi bir şey yapılırsa ne olur? Bu da küçük bir bilgi olsun. Arkadaşlar, demiri kapatırsanız toplu altın gider. Alüminyum tarzı, gümüş tarzı metaller, gümüşlerin tamamı gider. Dövülmüş, ısı işlem görmüş bakır kapkaçak gider. Hemen hemen her şey gider. Bir bilezik kalır, bir tane de ufak çeyrek gibi paralar, altın paralar kalır. Gelelim konumuza tekrardan. Arkadaşlar, demin de dediğim gibi biz temelde iki değişiklik yaptık. Bunlardan biri toprak ayarı, Lorenz'da bulunan ground balancing sistemini ekledik. İkincisi, ayrımda çok güzel bir değişiklik yaptık. Artık rakamlarımız ciddi şekilde stabil olarak metalleri birbirinden bayağı bir ayırabilir hale geldi. Yani demire ayrı, bronza ayrı, gümüşe ayrı, bakıra ayrı, altına ayrı rakamlar verebiliyoruz. Tabi bunlar her zaman nokta atışı tutmuyor. Yani mesela 88, 87, 80 her zaman 88, 87, 89 her zaman bakır demek olmuyor. Mesela 80, 85 arası ya da 80, 90 arası bakır demek ya da 0, 10 arası demir demek ya da işte 20, 30 arası bronz demek ya da işte 40-60 arası gümüş demek gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani Lorenz'e benzedi bayağı bu konuda. Temelde bahsettiğim bu iki değişiklikten sonra çalışma modlarında bir sıralamada değişiklik yaptım. Daha önce ikinci çalışma modumuz sallama moduydu. Yoğun istek üzerine ikinci moda demiri kapatma özelliği ekledim ama çok tasvip etmememe rağmen ekledim bunu. Biliyorsunuz biz bunu 4 sene kadar önce 3S modelimizde zaten yapmıştık. Ben bu modeli bilerek eklememiştim. Yoğun istek olması üzerine ikinci modu demir kapama modu olarak yaptım. Ama demin de bahsettiğim gibi dezavantajlar demir kapatmakta her dedektörde olduğu gibi bunda da olacaktır. Birinci modumuz genel mod. Birinci modda düşük mineralli topraklarda arama yapmak için bir ayarlama yaptım. Birinci modda hem rakamsal hem ferro şeklinde ayrım yapıyor alet. Üçüncü modda toprak ayarını indir kaldır şeklinde yapmak istemeyen ve çok aşırı mineralli toprağa çıkmayan kullanıcılar için geliştirilen bir şey oldu. Üçüncü modda alet normal mineralli topraklardaki toprak eliminasyonunu kendi otomatik yapıyor. Sizin bir ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Üçüncü modda alet rakamla ayrım yapıyor. Üçüncü moda gelirseniz veya dördüncü moda da durum aynı. Dördüncü moda gelirseniz alet ferro non ferro yazmayı bırakıyor, rakamlarla ayrım yapıyor. İşte bu durumda alet bayağı bir metal ayrı hale geliyor. Dördüncü moda geldiğiniz zaman da demin bahsettiğim Lorenz'deki mod eklenmiş oluyor. Yani ground balancing modu eklenmiş oluyor. Bobin havadayken bir tune, işte toprakla arama pozisyondayken bir tune yapıldığında alet toprak sinyalini genel sinyalden çıkartıyor. Tekrarlıyorum, demir silmiyor. Tekrarlıyorum, toprak silmiyor. Alet sinyalden toprak algılamasını çıkartıyor. İsterseniz gelin şunları bir test edelim sırayla. Enerjimizi açalım. Dedektörümüzü açalım.
Bu arada alete toprak ayar yapmasanız da alet aramada herhangi bir kayıp yaşamıyor. Fark ettiyseniz ben bir ayar yapmamama rağmen alet kendi kendine ayar yaptı. Şuradan otomatik toprak ayarımızı açalım. Buradan da otomatik toprak ayarımızın ayar yapma limitini yükseltelim. Arkadaşlar bu sesi biraz dinlemenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi alet gayet stabil bir şekilde saydırma işlemi yapabiliyor. Hatta daha yüksek saydırma işlemi istiyorsak şöyle bir tane daha sensi düşürdüğünüz zaman alet daha da sekmesiz sayar hale geliyor. Bu da yeni eklenen bir şey. Az önce gördüğünüz alet otomatik olarak toprak ayarını kendisi de yapabiliyor. Bu da yeni eklenen bir şey. Yalnız bu otomatik toprak ayarını cihaz açıldıktan sonra siz toprak tanıtma yani tuning işlemini yapmazsanız alet mesafede hiçbir kayıp yaşamazken ayrımda sıkıntı çıkartabilir. O yüzden zero yapmasanız da mutlaka tune yapın. Bize bir tune yapalım. Tune işlemi için tune butonuna basıyoruz. Tuning yazısını görünce tuning butonunu bırakıyoruz. Alet bu işlemi kendisi tamamlıyor. Bundan sonra da siz isterseniz zero yapıp aniden susturabilirsiniz. Zero yapmazsanız yine bir süre sonra eklerseniz zaten kendi kendine ayarı tamamlayacak ve susacaktır. Gördüğünüz gibi kendisi yine sustu. İsterseniz birkaç tane metal gösterelim. Bir tane demir gösterelim. Bu demirimizdi arkadaşlar. İsterseniz bir tane de bakır gösterelim. Bu bakırımızdı arkadaşlar. Şimdi isterseniz demin bahsettiğim ikinci moda eklenmiş olan demire ses kapatma olayına bakalım. Moda giriyoruz. İkinci modu alıyoruz. Her mod değişiminde bir tuning, bir zero işlemi öngörüyoruz. Tuning yapıldı. Şimdi demirimizi tutalım. Gördüğünüz gibi demir gitti. Şimdi bakırımızı tutalım. Bir daha bakırımızı tutalım. Dedektörümüzü 3. moda alalım. Üçüncü moddayken önce demir. Sonra bir gümüş gösterelim. Bu gümüş parayı hatırlayanlarınız vardır. Benim videolarımı takip eden arkadaşlar. Benim Çorum'da IB1 ile bulduğum gümüş para olduğunu bilirler. Bu gümüşümüzdü arkadaşlar. Bu bakırımız. Bu altınımız. İsterseniz bir de dedektörü 4. moda alıp grand balance olayına bakalım. 4. moda aldık. Şimdi dedektörün toprak ayarı var ama tabii grand balance gösterebilmek amaçlı toprak ayarı yapacağız tekrardan. Bunun için tune butonuna basıyoruz. Tuning yazısı gelinceye kadar bırakmayacağız. Ok yukarı gösterirken bobin havada olacak. Ok aşağı geldiği zaman şu anda ben tuğlayı tuttuğum için toprak ayarı tuğlaya göre olmadığından dolayı alet öttü tabii doğal olarak. Aletin zerosunu yapıyoruz. Artık tuğla yok arkadaşlar. Tuğla gitti.
Şimdi ekranın köşesinde ufak bir pencerede göreceksiniz. Şu anda tuğla yok. Şu anda tuğla var arkadaşlar. Bu altınımız tuğlasız altın. Mesafesi bu. Tuğlayla altın mesafesi. Görüldüğü üzere herhangi bir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Yani biz tuğlayı tuğlanın ya da toprağın algılanmasının ardından çıkartmış oluyoruz böylelikle. İsterseniz bir daha bakalım. Şu anda tuğla var. Bakın bir değişiklik yok. Tuğlayı aldım. Yine bir değişiklik yok. Altını tutalım. Tuğla yokken altının mesafesi. Bir de tuğla varken altının mesafesine bakalım. Arkadaşlar, işten anlayan arkadaşlar fark edeceklerdir. Tuğla varken ve tuğla yokken altının mesafesinin değişmemesi olayın doğru olduğunu ve ne kadar düzgün olduğunu anlamına gelir. Ne kadar düzgün olduğu anlamına gelir. Genel itibariyle böyle arkadaşlar. Tekrarlayacak olursak çok güzel bir ayrım ekledik. Sonrasında toprak ayarımızı Lorenz'le aynı seviyeye getirdik. Derinliğimiz zaten çok güzeldi. Bence güzel bir ürün ortaya çıkmış oldu. Vatanı millete hayırlı olsun. İnşallah arazi testlerinden de çok başarılı şekilde sonuçlar alır. Ürünü sizlere sunarız. Arkadaşlar bu video ile beraber bir karar aldım. Bu kararımda her videom için bir kampanya yapma gibi bir düşüncem vardı. Bunu hayata geçirmeye karar aldım. Bu videom için videoyu en az iki farklı sosyal ağda paylaşan arkadaşların bir çekiliş hakkına sahip olması gibi bir durum düşündüm. Video 10.000 adet izlenme aldığında çekilişe hak kazanmış ve çekiliş için başvurmuş arkadaşlar arasında yapılan çekilişte bir tane 3S Plus kiti vereceğim. Burada önemli olan nokta ne? Biliyorsunuz ben artık 3S Plus kitini satmıyorum. Satmadığım bir ürünü vermiş olacağım. Alan arkadaş da inşallah güzel bir şekilde değerlendirir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki sizlerin desteğiyle ortaya bu ürünler çıkıyor. Destek olabilmek amaçlı videomuzu paylaşırsanız, beğenirseniz, sosyal ağlarda bizim duymamızı sağlarsanız, daha faydalı, daha güzel ürünler ortaya çıkartmamıza yardımcı olmuş olursunuz. Bizim ortaya çıkartacağımız daha güzel ürünler de sizin daha ucuza, daha güzel şeylere ulaşmanız anlamına gelecektir. Herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi geceler diliyorum.